Herkese merhabalar. Bugün görmüş olduğunuz üzere yanında kocaman bir monitör kutusu var. Monitörümüzün markası MSI MP271 QP modeli. Şimdi neden bu monitörü incelemek istediğimi, neden bu monitörü aldığımızı hep birlikte size anlatacağım. Baktığımız zaman monitörümüze kattığı avantajlar neler, teknik özellikler neler hepsini bu videoda size değineceğim. Başta şunu söylemek istiyorum. Monitörü tercih etmemdeki amaç şu. Buradaki kurgucu arkadaşımla geçirdiğim bir sohbet esnasında evine bir monitör ihtiyacı olduğunu ve yaptığı işlerden bahsetti. Bunun için benden bir tavsiye istedi. Ben de internetten yaptığım araştırmalara baktığım zaman hem fiyatıyla, hem görüntüsüyle, hem de teknik detaylarıyla onun ihtiyaçlarına yatkın güzel bir monitör buldum. Monitörümüz burada MSI'nin monitörü. Teknik detaylarına gireceğim. Dediğim gibi monitörü seçmemizdeki en büyük neden 2K olması, IPS olması ve kontrast değerinin yüksek olması. Çünkü buradaki kurgucu arkadaşlar için önemli olan şey ilk başta grafik ve izledikleri şeyden veyahut da yaptıkları işlerden doğru sonuçlar, keskin sonuçlar alabilmek. Bununla birlikte tabi sadece bunu kurgucular veyahut da video düzenleyenler değil, onun haricinde Yazılımcılar, programcılar yani pro ibaresini görüyorsunuz zaten şu tarafta. Pro ibaresi dediğim gibi daha çok iş sektöründe yani grafiker olur, mimar olur. Bu tarz iş sektöründe profesyonel ürün çözümlerine yatkın olan kişiler için üretilmiş. Ürünler MSI'ın ve fiyat olarak da dediğim gibi makul olduğunu düşünüyorum özelliklerine göre. Şimdi isterseniz önce ürün kutusundan çıkartalım. Daha sonra teknik detaylarına bahsedelim ve ürünümüzü incelemeye başlayalım. Evet ürünümüzün bir tane ortasında güvenlik bandı var. Bunu yırttıktan sonra yan taraftaki cırtlardan rahat bir şekilde açabileceğiz. Bu şekilde bir nasıl çıkartmamıza gerektiğine dair belirten, monitörü nasıl tutmamız, nasıl tutmamız gerektiğimize dair bir uyarı ibaresi burada bulunmakta. Ekranımızı kenara almak istiyorum. Öncelikle poşetiyle birlikte. Kutunun içerisinden pivot ayarması çıkıyor. Asansör ayak sayesinde monitörümüzün yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Ve aynı zamanda monitörü 90 derece dik bir şekilde kullanmamızı sağlayabiliyor. Bununla birlikte kabloları bir kenara alacağım. Burada monitörümüzün ayağı mevcut. Pivotu buraya sabitleyeceğiz. Daha sonra da monitörü de pivota yerleştireceğiz. Zaten basit bir montaj işlemi var. Bunu da size göstereceğim. Bu şekilde kare bir yüzeyi sahip. Monitörü zaten montajında tekrardan değineceğiz. Bu tarafın böyle düz olması güzel çünkü buraya telefon vesaire ya da not kağıtlarınızı koyabiliyorsunuz. Yani yuvarlağa nazaran daha değerlendirilebilir bir alan olduğunu ben düşünüyorum şahsen. Onun haricinde MSI'ın kitapçıkları ve gelelim kablo kısmına. Giriş çıkışı olarak bayağı zengin. 2 tane HDMI, bir tane DisplayPort çıkışı var. Bunun için bir adet DisplayPort kablomuz, bir adet HDMI kablomuz ve güç için gerekli kablolar. 2 tane güç adaptörümüz var içerisinden baktığımız zaman. Bir tanesi yurt dışı için uyumlu, şöyle göstereyim. Biz bunu kullanacağız, standart 240 volt girişimizi. Şimdi ilk etapta pivot ayağını buraya sabitleyeceğim. Bu şekilde oturttuktan sonra şöyle çevirelim. Arkasında iki tane vida görüyorsunuz. Bunlar zaten şöyle tutamaçlı. Saat yönüne doğru çevirerek vidaları sıkarsanız en sonunda kulakları kapatıyoruz. Diğerini de sıkalım. Bu şekilde ayağımız sabitlenmiş oldu. Şimdi bunu da monitörümüzü oturtacağız. Poşetten dikkatli bir şekilde çıkartın. Ekrana basınç uygulamamaya özen gösterin. Şöyle ben tek elimle çıkarttım. Bu şimdilik burada kalsın çünkü ekranı ters yatıracağım. Çizilmesini istemeyiz. Bunlar ve ayakları arkadaşlar. Duvara isterseniz sabitleyebilirsiniz. Dilerseniz de pivot ayağını yine uygun delikleri denk getirip vidalayabilirsiniz. Kitapçıkların olduğu kısımda şöyle bir 4 tane vidamız var. Montaj vidamız. Bunları kullanarak pivot ayağımızı monitörümüzü sabitleyeceğiz şimdi. Evet 4 adet vidamızla sıktık. Şu an monitör sabit gördüğünüz üzere bu şekilde sağlamlığını da göstereyim şu şekilde koyduk. Pivot ayarının özelliklerini zaten videonun içerisinde değineceğim. Ama genel olarak tekrardan bahsetmem gerekirse bu şekilde oturuş pozisyonunuza göre baktığımız zaman yükseklik ayarımızı yapabiliyoruz. Bu çok kullanışlı bir şey. Özellikle oyun oynarkenki pozisyonumuz ve film izlerkenki pozisyonumuz çok farklı olabiliyor. Ve bu pozisyona göre monitörümüze yükseklik ayarını verebiliyoruz. Bunları zaten videonun ilerleyen kısmında detaylı anlatacağım size. Şimdi monitörün kurulum işlemi bittiğine göre isterseniz teknik detaylara geçelim. Monitörümüzün kurulumunu gerçekleştirdik ve şu an masamızda görüntüyü de verdik. Görmüş olduğunuz üzere gerçekten güzel bir görüntüsü olduğunu söyleyebilirim. Ekranda göreceğiniz üzere IPS bir panele sahip. IPS panelin avantajlarından size bahsedeceğim. Şimdi baktığımız zaman monitörümüz her şeyden önce 2K çözünürlüğe sahip. Bununla birlikte 60 Hz tazeleme oranı ve baktığımız zaman da 5 ms'lik bir yenileme oranı bizlere sunuluyor. Bu oyuncular için kabul edilebilir değerler değil. Kabul ediyorum. Ama baktığımız zaman kullanım amacı oyuna yönelik değil. Bir MSI Gaming serisi ürünü değil çünkü baktığımız zaman. Ürünümüz profesyonellere veyahut Standart ev kullanıcılarına özel olarak üretilmiş ve yüksek görüntü kalitesini görmek isteyen kullanıcılar için üretilmiş bir monitör. Ürünün parlaklık değeri ise 300 nit arkadaşlar. Gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. 250-300 nitten başlar, 350-400 nitlere kadar çıkar bu değer zaten. IPS bir ekran için 300 nit oldukça yeterli. Baktığımız zaman anti glare özelliği sayesinde yansıma yapmıyor. Bu da güzel artılardan bir tanesi. Monitörün her şeyden önce mavi ışık filtresi var. Ne işe yarıyor mavi ışık filtresi? Gözün daha az yorulmasını sağlıyor ve sulanmasını da azaltıyor. Yani uzun süre ekrana baktığımız zaman bu bir proje çizimi, tasarımı olabilir ya da bir eba olabilir. Yani eba'dan derslerimizi buradan takip ederken de uzun süre ekrana bakıyoruz. işte bu tarz durumlar için göz koruması oldukça önemli. Bu monitörde çok fazla sertifika ve göz koruyan özellik mevcut. Bunlardan bir tanesi de flicker free. Titreşim engelleyen bir özellik. Yine aynı şekilde uzun süre ekrana bakan insanların sıklıkla kullandığı bir teknoloji. Bununla birlikte TÜV sertifikası bu monitöre verilmiş. Yani bize daha doğru, daha güzel renkleri göstermesi ve bunu göz sağlığımıza zarar vermeden yaptığı anlamına geliyor. Önemli bir sertifika. Her monitör Orada bu sertifika olmayabilir. O yüzden siz de bir monitör tercih ederken TÜV sertifikasına dikkat etmenizi öneririm şahsen. Bununla birlikte tasarımsal özelliklerine gelmem gerekirse gerçekten çok şık duruyor masada ve büyük ekran olmasına rağmen 27 inç olmasına rağmen çok fazla yer kaplamıyor. Bunun en temel sebeplerinden bir tanesi de çerçevesiz bir tasarıma sahip olması. IPS ile birlikte çerçevesiz bir tasarım birleştiği zaman gerçekten gözlere şenlik dediğinde bir görüntü oluşuyor arkadaşlar. Ve bununla birlikte benim en çok beğendiğim şey düz bir zemine sahip olması. Ayak kısmının düz olması. Bu neden güzel? çünkü baktığımız zaman geniş bir ayağı var. Yani yere sağlam basıyor monitör. Dolayısıyla herhangi bir çarpmada veyahut da bir e temas halinde monitör yani daha fazla alanda sabit kaldığı için monitör daha sağlam bir şekilde masada kalıyor. Düz olmasının avantajı dediğim gibi bilgisayar başına çalışırken üzerine telefonunuzu koyabilirsiniz, anahtarınızı koyabilirsiniz. Yani bu alanı da kullanmanız için gayet güzel olmuş. Düz ayakları seviyorum açıkçası. V ayaklardan ve yuvarlak ayaklardan çok daha görüntü olarak da güzel durduğunu söyleyebilirim. Giriş çıkışlarından bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi çoklu görüntü desteği zaten monitörde var. Baktığımız zaman iki tane HDMI çıkışı ve bir tane de DisplayPort çıkışı var. Bununla birlikte yine arka tarafta jack da mevcut. Yani bir ses çıkışı içinde yine monitörün arkasını kullanabiliyorsunuz. Buna ne kadar ihtiyaç var? Çünkü dahili hoparlörü var. Baktığımız zaman dolayısıyla çok fazla eğer hani sağlam bir ses sistemi bağlamayacaksanız, e, monitörün kendi içerisinde bulunan iki tane 2 watt'lı hoparlörünü de kullanabilirsiniz. Bu da yine işten vakit kalırsa kafa dağıtmak isterseniz YouTube'a girip işte 2 dakika bir şeyler izleyeyim ya da bir Netflix'e gireyim bir şeyler izleyeyim dediğiniz zaman işinizi görebilecek bir ses. Öyle çok muazzam bir ses kalitesi tabii ki yok ama iki tane 2 wattlık işinizi görebilecek güzel hoparlörleri mevcut. Ya da benzer bir durumda benzer bir senaryoda EBA'dan ders izliyorsanız yine aynı şekilde herhangi bir şey kullanmadan bir kulaklık veya da harici bir ses sistemi kullanmadan monitör üzerinden bunu da yine aynı şekilde dinleyebiliyorsunuz. Montaj yaparken göstermiştim arkasında 100, %100 VESA desteği var. Yani ben bu pivot ayağı kullanmak istemiyorum. Bunu duvara sabitleyeceğim ya da benim daha profesyonel bir pivot ayağım var diyorsanız da yine VESA desteği monitörde bulunmakta. %100, 100 standartında olduğu için de rahatlıkla uyum sağlayacaktır. Sizin elinizde eğer böyle bir aparat varsa bu şekilde de bir monitörü kullanabilirsiniz. Ürünü profesyonel yapan şey dediğim gibi her şeyden önce sağlık arkadaşlar. Çünkü gerçekten çalışırken ya da evde vakit geçirirken uzun süre ekrana bakıyoruz. Bu oyun oynarken olabilir, dediğim gibi çalışırken olabilir, bir şeyler izlerken olabilir. O yüzden bunun üzerine oldukça değinmek istiyorum. Yani düşük mavi ışık filtresi olsun, anti flicker yani titreşim engelleme özelliği olsun ve bununla birlikte baktığım zaman anti glare yani yansıma engelleme özelliği olsun bu monitörde hepsinin birlikte bu kadar şık bir çerçevede ve tasarımla bizlere sunulması benim için gerçekten oldukça başarılı bir ürün olduğu anlamına geliyor. Tabi burada asıl beğenmesi gereken kişi Esabil yani bizim kurgularımızı yapan arkadaş. Baktığımız zaman bana ihtiyacı olan monitörü yani ne istediği bir monitörden ne beklediğini anlattı. Ben de onu dinledim ve bu monitörde karar kıldım. Umarım o da bu monitörden oldukça keyif alır ve güzel bir şekilde kullanır. Dediğim gibi renk aralığı çok güzel. Kontrast oranı zaten IPS panel olmasından kaynaklı oldukça yüksek. Dinamik kontrast aralığı 1 milyona 1. Normal kontrast aralığı ise 1000'e 1. Bunların farklılığı şu arkadaşlar. Birisi sabit nesneler üzerindeki kontrastı. Diğeri de hareketli nesneler için olan kontrast anlamına geliyor baktığımız zaman size belirttiğim değerler oldukça zaten bir IPS ekranı için oldukça ideal değerler, güzel değerler. 16.7 milyon renk gamutu var baktığımız zaman ve %125 sRGB bir desteğiyle birlikte özellikle grafikle alakalı işler yaptığınız zaman gerçekten işinizi kolaylaştıracak harika ekrana sahip olduğunu söyleyebilirim. İşin bir de yazılım kısmı var. MSI'nin geliştirmiş olduğu Display Kit sayesinde hem hali hazırdaki renk ayarlarını hem de kendiniz özel renk ayarlarını kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bunu da zaten kullanımını size video içerisinde göstereceğim. Evet MSA'in display kit yazılımındayız. Baktığımız zaman burada ilk başta yerleşim dikkatimizi çekiyor. Ekranı farklı farklı şekilde bölüp dilediğimiz uygulamayı dilediğimiz yere alabiliyoruz. Bu gerçekten kullanışlı bir özellik. Özellikle çoklu ekrana çalışanlar için bir uygulamayı bir tarafta, diğer uygulamayı bir tarafta, hatta üçüncü bir uygulamayı da yine açabileceğiniz güzel bir yerleşim planı burada bizlere sunulmuş. Görüntü sekmesine gelmem gerekirse buradan tabii ki parlaklığımızı, çözünürlüğümüzü, yenileme hızımızı ve pek çok ayarımızı yine bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Renk ayarı işin biraz daha profesyonel kısmı. Baktığımız zaman zaten çok fazla burada bizlere sunulmuş seçenek mevcut. Nedir bunlar? Standart, oyun, FPS, RPG, sinema ve göz koruyucu mod gibi. Daha teknik detaylardan hakimseniz burada kendi zevkinize göre renkleri ayarlayıp ekranın gamasını, düzeyini, parlaklığını ve karşılığını değiştirebiliyorsunuz. Bununla birlikte araç kısmına gelecek olursak. Güç ayarlarını buradan uygulayabiliyorsunuz. Monitör bir dakika sonra kendini kapatsın, standby moduna geçsin tarzında. Ve bununla birlikte güzel bir özellik kablosuz ekran bağlama özelliği. Buradan telefonunuzu veya da herhangi bir cihazınızı Wi-Fi üzerinden kablosuz bir şekilde ekrana aktarabiliyorsunuz. İşaretçilerinizi, çift tıklama hızlarını, dikey kaydırma hızlarını buradan ayarlayabiliyorsunuz ve ekran klavyesiyle de bir erişebilirlik sayesinde klavyenizin olmadığı durumlarda yine aynı şekilde buna tıklayarak hatta beraber tıklayalım. Bu şekilde direkt açıp ulaşabiliyorsunuz. Başlatta bunu aramanıza gerek kalmıyor. Diğer pek çok kullanılan erişebilirlik öğelerinde yine buraya koymuşlar. Nedir bunlar? Büyüteçler. Yakınlaştır uzaklaştır. Ekranda bir yere yakınlaştırmak istediğiniz zaman yine bunları kullanıyorsunuz. Aynı zamanda Windows Pay'i kullanarak erişebileceğiniz ekran yansıtma seçeneklerinde yine sağ alt kısma koymuşlar. Detaylı ve kullanımı kolay. Sade bir yazılım olmuş. Gerçekten başarılı bir yazılım olduğunu söyleyebilirim. Evet monitörümüzün en önemli özelliklerinden bir tanesi de pivot. Bunu defalarca söyledim. Neden? Çünkü dediğim gibi pek farklı kullanım amacı için monitörün pozisyonu değiştirebiliyorsunuz. Mesela şu şekilde bir yazarsınız. Word işiniz var. Ekranı bu şekilde döndürüyorsunuz. 90 derece konumuna getiriyorsunuz. Ne işimize yarayacak? Baktığımız zaman önümüzde bir Word dosyası açık ve bir yazar olduğunuzu düşünelim ya da bir metin yazdığınızı düşünelim. Daha fazla sayfa sayesinde Word ve benzeri uygulamalarda bütün yazdıklarınızı tek bir seferde görebiliyorsunuz. Bunun bir diğer örneği de kodlama kısmı. Bir yazılımcıysanız ve kod ekranını açtığınız takdirde daha fazla kod satırını yine ekrana dikey konuma getirerek görebilirsiniz. Başka bir örnek verelim. Bir Twitch yayıncısınız ya da farklı platformlarda canlı yayın yapıyorsunuz. Chatinizi bu ekrana alıp yani bu ekranı ikinci bir ekran olarak kullanıp chat'i bu ekrana alırsınız ve chat'te akan ne var ne yok her şeyi rahat bir şekilde görebilirsiniz. Bu tarz kullanım kolaylıkları özellikle bu tarz üründe buluşmasıyla birlikte baktığımız zaman hem görüntü kalitesi hem de ergonomisiyle birlikte bizlere sunulmuş. Benim de gerçekten hoşuma giden bir ürün oldu kendisi. Evet ürünle alakalı teknik detaylardan ve yazılımsal detaylardan sizlere bahsettim. Kendi fikirlerimi söylemem gerekirse iki k çocukta iş odaklı bir monitör istiyorsanız benim oldukça beğendiğim bir ürün oldu. Pivot ayak özelliği sayesinde ve bununla birlikte baktığımız zaman pek çok göz koyma teknolojisi sayesinde özellikle IPS ekranında vermiş olduğu bir avantajla gerçekten güzel bir görüntü elde edebiliyoruz monitör ve bu benim inanılmaz hoşuma gitti. Eğer oyun oynamayacaksanız ve bu tarz bir monitöre ihtiyacınız varsa benim tavsiye edebileceğim monitörlerden bir tanesi kendisi MSI'ın MP271QP modeli. Gerçekten hoşuma gitti hem tasarımıyla hem de özellikleriyle. Önemli olan tabi ki sizin düşünceleriniz. Siz neler düşünüyorsunuz, monitörle alakalı fikirleriniz neler aşağıda bizimle bunları paylaşabilirsiniz. Bu tarz inceleme videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bir başka inceleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.